Merhaba arkadaşlar, Aydın Didim Altınkum'dayız. Bu dairenin fiyatı 1 milyon 850 bin TL. Bu eşyalı haliyle satılıktır arkadaşlar. Birazdan özetleyeceğiz size. Bir tane daire daha var burada. O da eşyasız. O 1 milyon 500 bin TL. Peki bu bina nasıl bir bina? Bu ödüllü bir projedir. Yani bu binayı yapan firma ödül aldı arkadaşlar. O kadar fore kazık yaptılar. Akıllı bina. Perdeler açılıyor. Panjurlar açılıyor. Denize de çok yakın. Bir tanesi 1850, diğeri 1 milyon 500 değil mi Can? Zemin üstü birinci katta, denize de 100 metre, deniz manzarası yok, balkonları geniş. Yani ben iddia ediyorum, benim iddiam benimle sınırlı kalmasın. Siz geldiğiniz zaman beraber bakalım. Eğer bu bölgelerde böyle daire varsa amenna diyeceğiz. Ve şimdi biz koridordan başlayalım, Yani binanın koridorundan başlayalım. Çelik kapıdan eve girince bunlar sensörlü, kendisi yanıyor. Bir koridoru da özetleyelim. Orası biraz göze hoş geliyordu. O yüzden oradan başladık. Gel sevgili Can. Böyle çelik kapıdan gelmiş gibi yapacağız. Çelik kapıdan, dış kapıdan, main kapıdan gelmiş gibi yapacağız. Ve binanın güzel bir girişi var. Böyle ne diyorlar? Böyle çok lüks, modern, böyle kamu binaları olur ya. Geç ta karşıdan. Burayı da özetle. Evet. Binanın normal ana girişi böyle biraz cafcaflı yapmışlar. Denize de çok yakın. Gerçekten hakkını vermişler. Fore kazık. İşte fore kazık nedir? Deprem yönetmenliğine daha çok dayanıklı. Bu şifreli, görüntülü, kameralı kapımız yanlarda böyle binanın ana girişi. Efendime söyleyeyim, iki tane camlı panel var. Bir orada var. Ortada kapımız var ve evimize giriyoruz. Kapı da öyle bir ağır ki, dur bakayım nasıl gidiyor kapı. Kapı kendisi gidiyor. Bıraksan da yavaş gidiyor. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Değerli arkadaşlar, yerler granit. Yani ev alma, komşu al derler ya işte. Yani ev alırken tabii komşu önemli. Bir de hani ben bunları da ekliyorum. Yani evin girişi, bir gün bir misafiriniz gelir ya da işte bir yerde moraliniz bozulunca evinize girseniz emin olun bu atmosfer sizi nasıl yapar? Böyle mutlu yapar. Tablolar da koymuşlar böyle. Tablolar koymuşlar. İşte sensörü var, duman sensörü var, bir şeyler var da var. Granitler de güzel olmuş. Bakın kuşaklar. Efendime söyleyeyim. Yanlar yine granit. Asansörümüz burada. Ve evet, şimdi evimize giriyoruz. Girer girmez hemen sensörler kendiliğinden yandı arkadaşlar. Sensörler kendiliğinden yandı. Kapı da kaliteli, büyük, böyle kaliteli, ağır bir kapı. 50 tane hırsız zor bu kapıyı çözer. Geç babam, şu salona doğru geç. Koridoru özetleyelim. Sonra da diğer daireyi özetleyeceğiz. Bütün klimaları var. Otomatik sistem, akıllı ev. Eve girdiğin zaman eve gir, eve çık falan yapıyorsun ya, o bir tane iPad gibi bir şey var. Ve gel bana doğru. Burada bir tane portmantomuz var. Holumuz gayet geniş. Portmantomuz burası. Gösteriyorsun sanırsam. Yandan böyle kalınca portmantomuz burası arkadaşlar. Evet, yani dolap kaliteleri de iyi. Burada da raflar, terekler yapmışlar. Geç oraya. Burası ne? Burası da evin idaresi. Yani evin beyni burada. Bir sürü böyle uçak koptuğu gibi bir sürü işte uçağın nesidir. Orada pilotlar oynuyor ya, bir sürü düğme var. Burada da bu evin beyni burada. Bu duman sensörü. Başka işte Wi-Fi'si var, interneti var. Ve gel buraya. Geç buradan bir şey daha gösterelim. Bu da işte buradan eve gir, eve çık, ayarlar, güvenlik, kapıcı, akıllı ev, alarm, bir şeyler diyor. Burası holumuz arkadaşlar. Hol burası. Vestiyeri gösterdik. Koridoru gösterdik. Bu daire 1 milyon 850 bin TL dedik. Güneş gören bir daire. İki tane yatak var burada. Yatak örtüleri de böyle türkuaz renkler. Benim de sevdiğim renklerden yapmışlar. İki yatağımız burada. Asma tavanları görüyorsunuz. Klimamız da burada. Yani sadece özel eşyanızı alıp eve girebileceğiniz bir ev tasarlamışlar. Akıllı ev. Burada da bir Fransız balkon var. Evet, altı dükkan. Ve Fransız balkon, kapıyı açmaya gerek yok. Dışarıdaki korkuluklar da gayet sağlam yapılmış.
Ve Can, sana zahmet geç benim yerime. Bu dolabı da göster. Bu gardolap. Bu da dolabımız. Dolabımız da böyle arkadaşlar. Üç kapağı var üstte. Burada da bir daha var. Terekler yapmışlar. Bu da dolabımız. Böyle üstüne de çatılı ev gibi yapmışlar. Kapılar keza çok kaliteli panel kapılar yapmışlar. Ve geldik ikinci odamıza. 1 milyon 850 bin TL. Binanın dışını da videonun sonuna ekleriz arkadaşlar. Bu da ikinci odamız. Çift kişilik bir yatağımız var. Önünde yine Fransız balkon var. Böyle açarsınız perdeniz kalır. Hava alır. Klima yine burada mevcut. Bu aksesuarlar da güzel. Ve burayı gösterdik. Oraya gitmeye gerek yok bence. Oda 2'yi de özetledik. Bu tablo da gayet güzel olmuş. Şık durmuş. Salona girmeden banyomuzu gösterelim. Burası klozet. Klozet burası. Klozetimiz burası arkadaşlar. Bu klozetin üstüne de böyle temizlik malzemeleri, kokular, deodorantlar konulabilir. Taşlar yapmışlar yine burada ufak ufak taşlar. Asma tavanı görüyorsunuz. Havalandırması var buranın. Havalandırmayı da gösterdin. Ve duşakabinimiz yine burada. 1 milyon 850'ye bütün eşyalarıyla satılıktır. Duşakabinin camları saydam, kaliteli, oksitleme zor yapar bunlar. Evet. Geldik. Hilton dolaplarımız da burada. Çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Hilton dolabımız burada. Ayna keza öyle buhar tutmayan cinsten. Buhar kurutucu arkada bir şeyler var. Ve burada termosifonumuz var. Bu da bizim termosifon. Çok milimetrik güzel işçilik yapmışlar. Güzel bir balkonu var arkadaşlar. Bir de evin. Koridor sensörlü. Bizi hareket edince hemen sensör harekete geçiyor. Salonumuz bu. Mutfağı da göstereceğiz. 1 milyon 850 bin TL olan evimiz. Benim arkamda bir Fransız balkon daha var. Evet, TV ünitesi burada. Yani klimaları var. Akıllı ev. Efendime söyleyeyim, denize yakın. İşçilik güzel. Fore kazık. Gel biraz daha. Bunları da gösterir misin? Evet, bu ağaçlardan burada bir sütun var. Onu da giydirmişler. Bu aksesuarlar da göze hoş geliyor. Klimasını da buraya koymuşlar. Televizyon da burada. Burada bir tane masa. Bunlar aydınlatıcı. Bir üç kişilik bir koltuk var burada. Bir berjer var burada. Oraya geç babam, oraya geç. Burada bir yemek yenilebilecek bir masa da koymuşlar. Ve salonumuz buradan ibaret. Gösterdik salonu. Ben de salonu gösterdim. Şimdi mutfağı gösterelim. Sonra da balkonu göstereceğiz. Sonra da diğer daireyi göstereceğiz. Ve döndük, mutfağımız da burası. Buzdolabımız bu. Spotları gördünüz. Mikrodalgamız bu. Evet. Mikrodalgamız da gayet güzel. Amatörler böyle hızlı da değil, çok ağır da değil. Evet, amatörler güzel yapmışlar. Burası da ocak, set üstü ocağımız var. Herhalde anlaşıldı burası, değil mi? Şimdi gel, bugün hava gayet serin. Geldik, bu balkon, buralarda böyle geniş balkonlar çok ender bulunur. Balkonumuz da bu. Dilersen oraya geç. Korkuluklar, perfojeler yine gayet güzel yapılmış. Bu binayı ben biliyorum. Benim ofisim de burada. Bu yapılınca çok uzun sürdü yapılışı. Yani adamlar bayağı uğraştı. Bir beyefendi var kendisi İngiltere'de. Bu onun yeri. Yani bu onun yeri. Eğer İngiltere'den ya da Avrupa'dan birileri almak istiyorsan numarasını paylaşırım sizinle. Öyle de yol alabiliriz. Şu kapıyı bir elinle kapat, ceyran yapmasın. Bu daireyi gösterdik. Bakın. Şimdi ben çıkacağım ya, sensör bir daha yarayacak. Açıl susam. Açılmadı lan. Açıldı. Açıldı. Gel şimdi diğer daireyi gösterelim. Açıl susam, açıl oldu. Geldik 1 milyon 500 bin TL'lik dairemize. Bu da 1 milyon 500. Ve bu eşyasızdır. Onun cephesi daha iyi.
Şimdi ne yapacağız? Eve giriş. Bak şimdi eve giriş. Allah, eve giriş. Gel gel, perdeleri de göster. Bakın arkadaşlar, işte perdeler ne kadar. Bakın bu kareyi yakalamak istedim. Bakın perde, ha panjur çıkıyor, perde iniyor. Allah Allah. Bu niye çıkmıyor, o iniyor? Öyle yapmışlar. Demek ki işte arkadaşlar, bu da böyle. Bakın panjur çıkıyor, perde iniyor. Biri sağ vuruyor, biri sol vuruyor. Evet. Bu akıllı sistem. İşte benim arz etmek istediğim bu. Şimdi tam dışarı çıkacağız. O kareyi yakalamak için onu yaptık. Şimdi kapıdan böyle içeri girdik. Tekrar merhaba, 1 milyon 500 bin TL'lik ev dedik. Portmantomuz burada. Şimdi bazen değerli abiler oluyor, bazen bile ev çok altından da olsa portmanto olmayınca neden portmanto yok diyorlar. Ev güzel, buraya da portmanto da koymuşlar. Onlar da haklı. Çünkü yani meftayı gömersin ama ayaklarını çıplak niye bırakacaksın? Madem kefeni koydun, hepsini koy dercesine. Haklı bir eleştiri diye düşünüyorum. Geç ta ileriye kadar git. Holumuz bu. Şimdi çelik kapı burada, portmanto burada, oda gösterdik. Bir oda da burada var, banyo burada. Canın olduğu yer salon, açık mutfak ve bu odadan başlayalım. Yine klimaları var, 1 milyon 500 akıllı ev. Sevgili arkadaşlar, bu da evet, birinci odamız. Oda metrekareleri güzel. Bu parkeler etli, böyle kalın, böyle Marley gibi değil. Yani hakkını vermişler bunlar. Elektrik aksamı bakın, prizler, prizler, her tarafta priz var. Yani siz ev yaptırırsınız ya, elektrik çok çok önemli. Bakın ben size söyleyeyim, elektrik, su çok önemli. Yani çok şık olur ama biri bir yere telefonunu koyacak. Yani nereye koyacak? Priz çok olması lazım. Kullanılan kablolar kalite çok farklıdır. Yani evi çok yapar, mühendis iyi yapar, sahibi iyi yapar ama bir kabloda bir sıkıntı olur, tadı vermez. Bu da ikinci oda. İkinci odayı da özetledik ve döndük. Döndük banyomuza. O banyoyu göstermiştik zaten. Eşyalı hali daha iyi gerçi. Evet, burayı yine çamaşır makinesi, termosifon, Hilton dolap, duşakabin. Evet, lütfen kapalı tütün diye. Bu da ayrı. İşte asma tavan. Burada ne var? Havalandırma. Bunlar da böyle güzel ürünler kullanmışlar. Plastik falan değil. Paslanmaz, bir şey yapmaz. Havluluklarına kadar takmışlar. Yani burada bir şeyler daha, aksesuarlar, hepsini yapmışlar. Yani size, alıcıya bir şey bırakmamışlar arkadaşlar. Geldik salonumuza. Sevgili Can, buzdolabı ol sen. Buzdolabı ol. Yine panjurlar açılmıştı ya, biz açtık. İki renk kullanmışlar. Perdeler indi, panjurlar açıldı. Buraya bir boya rengi, bu el işlemeli boya. Yerler granit. Asmaları gördünüz. Evet, burası da böyle. Şimdi salonu özetledik. Yüzümüzü şimdi nereye çevireceğiz? Mutfağa çevireceğiz. Denize 100 metre, Altınkum'un omurgasında, mavi bayraklı yer. Yani bu daireler Kuşadası'nda, Bodrum'da yok. Ben size söyleyeyim, bu paralara yok. Size söyleyeyim. Burası yine eşyasız veriliyor ama şey var, ocağı var, klimaları var. Beyaz eşyalı diyebiliriz. Bir buzdolabı yok, bir çamaşır yok. Burası ocak, efendim bulaşık, yine evye, fırın var burada. Burası da buzdolabı. Burası da buzdolabı arkadaşlar. Evet, duman sensörü var, bir şeyler var. Ve şimdi bu otomatik, bunun ipi mipi yok mu? Bu nasıl olacak bu? Can. Can bu nasıl olacak? Dur ben. Şimdi buradan böyle yan çevir. Şimdi onunla uğraşmayalım. Burada bir balkonumuz daha var. Heh, böyle şey yapalım. Şimdi düğme mümeyle akıllı makıllı adamlar bu teknolojiyi geliştirmiş. Biz kullanmayı bilmiyoruz. Evet, bu da balkon. Geç çık dışarı, balkonu iyice göster. İyice göster. İyice göster. Yarım yamalak olmasın. Mavi bayraklı Altınkum. Bu gençlerin sallandığı yer var ya. Öyle iç içe. Çocuklar istiyorsa bunu alın derim. Balkonu gösterdin. Ödüllü bir binadır ve gel. Gel, 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 gel. Ödüllü bir bina. Bunu da özetledik. Şimdi hadi buradan bir çıkalım. İyice anlasınlar. Ve
Değerli arkadaşlar, sunduk. Binanın dış görüntüsünü de ekleyeceğiz videomuza. Bu daireler iyi. Yani yok geri gider, yok bilmem ne olur değil. İhtiyacınız varsa alın. Bu adreste bu daireleri başka gelecek zamanda alamazsınız. Bunu söyleyin. Ama pahalı olmuş, sitem ediyoruz. Onlar ayrı şey. Ama bu paraları alamazsınız. Samimi söylüyorum. Bu yapanlar da pişman oldu zaten yaptıkları. Çünkü yerine koyamıyorlar. Dediğim gibi bu beyefendi yurt dışında. Eğer siz de yurt dışında hani info almak istiyorsanız numarasını veririm, paylaşırım sizinle. Kendiniz ölçer, biçer, kaldırır, atarsınız. Durum bu. Hadi dışına da bakalım, saygılarımla.